efendim canım. Sana bir hikaye anlatabilir miyim? Bana hikaye mi anlatacaksın? Hı, olur mu? Olur tabii Marmela. Çok sevinirim. Kolyeni takmışsın. Evet, çok seviyorum senin kolyeni. Başka dişeyi de takmışsın. Marmela. Dana, dişeyi deneyeceğim şimdi. Evet, hikaye mi anlatmak istiyorsun bana? Hı. Hangi hikayeyi anlatmak istiyorsun anneciğim? Ağustos dişeyle karınca. Biliyor musun? Biliyorum. Ezberledin. Daha doğrusu anladın. Anladım. Sen de dinle bakalım. Doğru anlamış neyin? Tamam. Ne oluyor? Ayakların kokuyor. Yıkanadın. Yıka tamam mı bir daha? Tanan anne. Evet, anlat bakalım şimdi. Ne yapıyorsun? Üstünü düzeltiyorum. Tanan taşıyorum. Başla bakalım. Dil varmış, dil yokmuş. Çok güzel de ondan da. Şen şakrak da olsa sıcağı varmış. Dağılsız hep şarkılar söyler, müzik dinler, oradan oraya gezermiş, dolaşırmış. Hiçbir iş yapmaz mıymış? Hayır anne, sadece eğlenirmiş. Çok ilginç. Marmelat? Ama onun atıları da öyleymiş. Büyükleri yani. Hı. Onlar da öyle yatarlarmış. Hiç de iş yapmazlarmış. O da onlardan öyle görmüş. Marmelat? Kışın yiyecek toplamak, kış için yiyecek toplamak aklına bile gelmemiş. Yaz bitiyor mu? Hı. Çok kötü. Kışın ne yapacak? Anlatacağım, dur. Ney Marmela? Deyip durma. Tamam. Özür dilerim. Karıştırıyorum. Tamam, özür diliyorum. Devam et. Neredeydin? İşte yiyecek toplamak aklına bile gelmemiş Marmela. Tanem. Sonra yaz dinleye taşlanış. Havalar soğumaya taşlanış. İşineye taşlanış. Dışarıda şarkı söyleyeneniş. Oyun oynayananış. Gezeneniş. Boş boş vakit geçireneniş. İşin kötüsü? Ne? Karnı acıkmış. Mutlaka bir yerde herhalde yiyecek vardır. Yok. Hiçbir yere bir yiyecek koymamış mı, saklamamış mı? Yani toplamamış mı kış için? Hayır. İnanamıyorum. Devam et. Sonra o zaman yaz dayınca hiç dikkatini çekmeyen komşuları karıncalar dikkatini çekmeye başlamış. Çünkü onlar yaz dayınca harıl harıl çalıştı. Evet, karıncalar çok çalışkandır Marmelat. Biz de seninle izliyorduk, hatırlıyor musun? Hı. Sürekli dişeler yatıyorlardı. Evet. Sonra aklına dişe gelmiş. Ne? Karıncanın katısına gitmiş ve katıyı çalmış. Sen şimdi Ağustos böceğisin. Ben miyim Ağustos böceği? Hı. Ben de karınca olacağım. Tamam. Katıyı çalmış. Çalsana. Ah. Tak tak tak. Cevap ver anne. Benim Ağustos böceği. Gülme. Ben şu anda çok acınası bir durumdayım. Tamam. Karınca hızlı bir şekilde katıyı açmış. Gördüğü manzara karşısında şok olmuş. Evet, aynen öyleymiş Ağustos çiçeği. Sonra ne olmuş? Ona acıyarak bakmış. Bak deli. Yazık. Hadi. Tamam. Evet, aynen bu şekilde düşünüyorum Marmelat. Bu kadar kötüyüm. Karınca ne demiş kapıyı açınca? Ağustos çiçeği. Nasılsın? Seni buralara ne getirdi? Ağustos çiçeği. Öyle dur. Tamam. Ağustos çiçeği sağ sağ cevap vermiş. Sevgili karınca. Aferin. Sevgili karınca, kışın gelmesiyle çok bitap düştüm. İş yapamaz oldum. Zaten yapmıyordun ki. Tamam, çok üşümeye başladım. Yemek stoğum da yok, barınacak yerim de yok. Bana birazcık ödünç yiyecek verebilir misiniz acaba? Harikasın. Ağustos böceği böyle demiş. Bir de ne demiş? Dur. Neydi? Ağustos geldiğinde sana öderim. Karınca bir anda çok üzülmüş. Ama kendine gelmiş demiş ki. Peki olsun dediği. Bağırmadan. Dönem. Bütün yaz boyunca ne yaptın?
gelinliğinin keyfini çıkardım. Oradan oraya gezdim, saz çaldım, şarkı söyledim. Sürekli gezdim, dolaştım. Keyfini çıkardım yani. Öyle olunca karınca da demiş ki, nereden dedin yaz, keyif çattın, o zaman kışın da öyle devam et. Saz çal, şarkı söyle, bir de oyna. Bugünün işini yarına bırakmaman gerektiğini belki de öyle öğrenirsin, anlarsın demiş. Ağustos böceği yerle bir. Hı hı. O kadar üzülmüş ki yaptığı yaz boyunca böyle boş boş dolanmalara. Sonra demiş ki kendi kendine. Ne demiş? Sen biliyorsun ya. Ana sen söyleyeceksin. Tamam. Sonra demiş ki karınca ne kadar haklı. O harıl harıl çalıştı tabii. Bütün yaz boyunca eğlenmek, şarkı söylemek, gezmek yerine kış için yiyecek stoğu yaptı, arkadaşları için yaptı, çok çalıştı. Ben ne yaptım? Ne yaptın? Ben bütün yaz boyunca keyif sürdüm. Şarkı söyledim, saz çaldım. Aklımın ucuna dahi gelmedi. Kışın bu derece zorlanacağım. Bir daha aynı şeyi yapar mıyım? Yeter misin? Bir daha aynı şeyi yapmam. Kendime söz veriyorum. Aferin sana. Gerçek mi? Aferin, çalışırım zaten. Ağustos böceği çok tembel. Karınca da çok çalışkan. Karınca da çok çalışkan. Evet. Karınca Ağustos böceğinin de halini görünce o kadar üzülmüş, o kadar üzülmüş ki içinden geçirmiş. Arkadaşlarınızın hatalarını anladığınız zaman onları anlayışla karşılanalı ve yardım etmeliyiz. Yardım mı edeceksin bana? Hı hı. Sana değil, Ağustos böceğine. Tamam, ben Ağustos böceğiyim ya şu anda. Tamam, doğru. Sana yardım edeceğim Ağustos böceği. Yiyecek stoğunuzdan birazcık sana yaradılırız. Çok teşekkür ederim karınca. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Ama sana çalışmayı da öğreteceğiz. Her yaz öyle keyif yatamazsın. Kış her zaman gelecek. O yüzden hazırlıklı olman lazım. Çok teşekkür ediyorum karınca. Gerçekten bana evet çalışmanın nasıl olacağını da öğretmenizi çok isterim. Bana verdiğiniz yiyeceklerin karşılığını da Ağustos ayında, Ağustos geldiği zaman fazlasıyla alacaksınız. Aferin sana. Şey bir de. Bir de ne? Ben nerede kalacağımı da bilmiyorum. Kalacak yerini de ne ayarlanadın? Hayır. Yine keyif yapmıştım. Siz kalacak yerinizi ayarlarken, kalacak barınağınız için oradan oraya dolaşırken, hangisinin uygun olduğunu düşünürken ben sadece gezdim, tozdum. Tamam. Tamam ne? Sizin kalacak yerleriniz de var. Onların dilinde kalırsın, tamam mı? Çok teşekkür ederim karınca. Siz gerçekten çok iyi bir dostsunuz. Anadından sonra sadece keyif yapma. Çalış. Unutma. Tamam mı? Tamam. Çok teşekkür ediyorum karınca. Tamam mı artık? Bitti mi? Hı hı. Neden sordun? Şey ben de çalışmama devam edebilir miyim? Edebilirsin. Sonunu da bağlayabilir miyim? Bağlayabilirsin marmelat. O günden sonra Ağustos dediği yazları hem eğlenmiş hem de çalışıp kış için kendine hazırlık yapmış. Dedi karıncalarla arkadaşlarıyla birlikte eğlenmişler. Aferin onlara. Bu kadar da anne. Öğrenmiş niye? Öğrenmişsin. Her zaman en doğrusunu öğreniyorsun zaten marmelat. Ve benim anlattığım hikayeleri de çok iyi anlamışsın. Gerçekten mi? Gerçekten. Öpebilir miyim seni? Peki sen öyle misin? Nasıl mıyım? Islak seçeğinisin, karıncanısın. Ben her zaman karıncayım marmelat. Her zaman çalışmayı çok seviyorum. Hem kendime hem de diğer insanlara faydalı olabiliyorum o zaman. Ama sadece eğlendiğim zaman bu sadece beni eğlendiriyor. Sadece ben eğlenmiş oluyorum. Tamam, eğlenmeye de kez vakit ayırmamız lazım. Ama bazı şeyleri göz ardı edemeyiz değil mi? Hı hı. Kış geldiğinde öylece kalırız. Kış geldiğinde ya da yarın yapmamızı istediğimiz bir işi zamanında yapmazsak sonra çok zorlanırız. Doğru söylüyorsun anne. Canım. Takanı takma, takan ne dedi daha? Tamam marmelat. Bu arada kayda aldım seni. Şaka mı? Hayır, vallahi kayda aldım. Anne ne atıyorsun? Rezil oldun. Hayır.
Hayır, rezil olmadın. Arkadaşlarım seni çok seviyor. Bir kere hikayeyi de çok güzel anlattın Marmelen. Gerçekten mi? Vallahi çok güzel anlattın. Öpücük gönder arkadaşlarına. Elini attın. Özür dilerim, öpücük gönder. Tamam.